Galatasaray'dan sağ beke Emerson Royal hamlesi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosuna tartışmasız bir sağ bek takviyesi yapabilmek için yoğun uğraş veriyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda birçok oyuncuyla temas kuran Jim Bomb, İngiltere Premier Ligi gibi Tottenham'da forma giyen yıldız ismi gündemine aldı. Sarı Kırmızılı yönetim Okan Buruk'un listesine aldığı Emerson Royal'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Yıldız futbolcuyla Galatasaray'ın yanı sıra Milan ve Juventus'ta ilgileniyor. 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Tottenham'da sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Emerson Royal, sağ bekin dışında sağ açık ve stoper olarak da oynayabiliyor. 2021'den beri Tottenham'da oynayan Sambacı, geride bıraktığımız sezonda 24 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 1.83 boyundaki Emerson, daha önce Barcelona, Real Betis ve Atletico Mineiro'da da forma giydi. Galatasaray'a 18'lik Wonderkid. Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gurbetçi yıldızı gündemine aldı. Alman basınında yer alan habere göre Galatasaray Union Berlin'in U19 takımında forma giyen Barış Kalaycı ile ilgileniyor. 18 yaşındaki futbolcuya takımında gösterdiği performansının ardından ilginin büyük olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe, Fiorentina, Udinese ve Parma'nın da genç futbolcuyu takip ettikleri ifade edildi. Union Berlin, Barış Kalaycı ile kısa bir süre önce profesyonel sözleşme imzalamıştı. Alman basınında yer alan haberde, genç futbolcunun takımla olan sözleşmesinin sadece birkaç hafta daha geçerli olacağı kaydedildi. Union Berlin'in Barış Kalaycı'yı takımda tutmak için hamle yapması gerektiği vurgulandı. Ana mevkisi 10 numara olan Barış Kalaycı, sol kanat ve santrfor bölgesinde de forma giyebiliyor. Oğuz Aydın aslan oluyor. Galatasaray, Oğuz Aydın'ın transferini sonlandırmak için devreye girdi. Sarı Kırmızılıların genç futbolcunun transferi için para artı takas formülünü kullanacağı ileri sürüldü. Galatasaray, Oğuz Aydın'a karşılık Alanyaspor'a 3 milyon euronun yanı sıra kadrosunda düşünmediği yerli isimlerden birini önerecek. Alanyaspor'un Galatasaray'ın ilgisine yeşil ışık yaktığı, oyuncunun da sarı kırmızılı formayı giymeye çok sıcak baktığı öğrenildi. Süper Lig'de gösterdiği muhteşem performansla devlerin dikkatini çeken yetenekli futbolcu için Galatasaray oyuncu izleme ekibinin yeni Barış Alper Yılmaz olur dediği de gelen bilgiler arasında. Oğuz Aydın, Alanyaspor formasıyla 12 gol atıp 7 de asiste imza atarak takımına önemli bir skor katkısı sağladı. Galatasaray Atakan Karazor'la anlaştı. Galatasaray ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılar prensip anlaşmasına vardığı gurbetçi yıldızın kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray yönetimi Torreira'nın partnerini buldu. Okan Buruk'un Almanya'da Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'u istediği belirtilirken, Galatasaray'ın Arge sorumlusu Fatih Demirel'in de oyuncuyla görüşmelere başladığı bildirildi. 27 yaşındaki ön libero için 10 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Stuttgart'la pazarlıkların devam ettiği bildirildi. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Stuttgart'ta 35 maçta forma giyen Atakan Karazor 3 de asist yaptı. 41 yaşındaki teknik adam Sebastian Hoeneß'in sportif direktör Fabian Wolschmuth'a "Atakan'ın 20'yi dolduracaksak bu transferi onay verebilirim" dediği de gelen bilgiler arasında. Galatasaray'dan Hummels bombası. Transfer çalışmalarında kılık kırk yaran ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadronun temellerini atmaya hazırlanan Galatasaray, Flash Bud ismi gündemine aldı. Sarı Kırmızılı kurmaylar transfer çalışmaları için rotayı Almanya'ya çevirdi. Alman basını Jim Bomb'un Borussia Dortmund forması giyen tecrübeli stoper Mats Hummels'i listesine aldığını yazdı. Hummels'in Bundesliga debüyle olan kontratı Haziran ayında sona erecek. Bunu fırsat bilen Galatasaray yönetimi de yıldız ismi kadroya dahil ederek savunmasını güçlendirmenin planlarını yapıyor. Bu sezon kulübüyle 38 maça çıkan deneyimli oyuncu 4 gol atıp 1 de asiste imza attı.
Galatasaray'dan marka bombası. Sevilla forması giyen Marcao, Galatasaray'a transfer olmak için İspanyol rakibinden kolaylık istedi. Sevilla'nın Galatasaray'dan kadrosunu kattığı Marcao'nun geleceği konusundaki belirsizlik devam ediyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Sevilla'da şu ana kadar beklentilerin altında kalan Marcao'nun ayrılık ihtimalinde birçok takımın Brezilyalı oyuncuyla ilgilendiği ve bu takımlardan birinin de Galatasaray olduğu belirtilmişti. 27 yaşındaki savunma oyuncusunun eski takımı Galatasaray için Sevilla'dan kolaylık istediği öğrenildi. Marcao 2022 yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya bonuslarla birlikte 15 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Sevilla'da aracını bulamayan Brezilyalı savunma oyuncusu yeniden sarı kırmızılı formayı giymeye can atıyor. Abdülkerim Bardakçı Almanya ve İtalya'dan 10 milyon euro üzeri teklifler alan sarı kırmızılılar milli stoperi takımını tutamazsa Marcao'ya yönelecek. İlkay Gündoğan aslan oluyor. Sezon başında transfer olduğu Barcelona'da aradığını bulamayan İlkay Gündoğan için Galatasaray yeniden devreye girdi. Kazalan ekibinde mutsuz olan tecrübeli yıldız takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İspanyol basınına göre sarı kırmızılılar bu transferi bitirmek için harekete geçti ve yıldız isimli 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya çok yaklaştı. İlkay Gündoğan bu sezon Barcelona formasıyla 47 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 41'inde ilk 11'de yer aldı. 33 yaşındaki yıldız bu maçlarda 5 gol atıp 12 de asiste imza atarak takımına katkıda bulundu. Galatasaray'dan Casemiro bombası. Galatasaray'da bu sezon Lucas Torreira'nın yanında pek çok isim deneyen, Uruguaylı'nın yokluğunda da büyük problem yaşayan teknik direktör Okan Buruk, yaz transfer döneminde önceliğin orta sahaya verilmesini istedi. Sarı kırmızılılar orta sahaya seviye atacak bir transfer yapmak istiyor. Avrupa medyasından gelen haberler doğrultusunda Timbom'da Casemiro ön plana çıktı. Manchester United'da mutsuz olduğunu ve daha yarışmacı bir takımda forma giymek istediğini ifade eden Casemiro kulübünden ayrılmak istiyor. Real Madrid'de kazanmadığı kupa bırakmayan Brezilyalı yıldız orta saha geçtiğimiz dönemdeki bir açıklamasında "Kupalar için mücadele edemiyor olmamız sinirlerimi bozuyor. Liderle aramızdaki fark büyük. Bu yüzden uyuyamıyorum. Gerçek bu. Şampiyonluğu değil sadece önümüzdeki maçları düşünüyoruz" diyerek United'la bağlarını zayıflatmıştı. 2026'ya kadar kontratı devam eden Sambacı yeni macerayı hedefliyor. Beyler Ligi'nde Galatasaray'a karşı mücadele eden Casemiro bu kez sarı kırmızılı renkler için ter dökebilir.